Bismillahirrahmanirrahim. Nahl suresindeki okuyuşumuza, nüzul suresindeki okuyuşumuza devam ediyoruz. 60. ayetten itibaren okuyacağız. Okumaya devam edeceğiz. Kısaca bir şey yapacak olursak, burada Peygamberimizin karşısındaki grubun nasıl bir grup olduğu hakkında tereddütlerimiz var. Öğrenmeye çalışıyoruz. Kur'an'daki ifadelerden. Kabaca bu ifadeleri hatırlamaya çalışalım. Bir, bu kişiler ertesine inanmıyorlar. Yani ertesi güne inanmıyorlar. Yani ertesi günde bir hesap günü olacağına inanmıyorlar. Bu reenkarnasyona inanmıyorlar manasına gelmiyor. Tekrar dünyaya gelip ardından yolunuzu bulduğunuz zaman nirvana ulaşıp gitmek bu da bir inanış olabilir. Yani Hint tarafından gelen biliyorsunuz reenkarnasyon süreci böyle bir şey. Peki o ertesi olmuyor mu diyecek olursanız bizim düşündüğümüz manada kişiye yaptıklarının hesabının sorulacağı bir ertesi gün değil. O. Ruhun ölümsüz oluşuna inanıyor olabilirler. O yüzden beden ölebilir ama ruh kalabilir. O yüzden belki de ölenler tekrar canlan bu ölenleri mi tekrar canlanacak diye soru soruyor olabilirler. Yine bunlar iki tanrıya inanıyorlar. Temel olarak iki tanrı. Bu iki tanrının altında çok tanrı olabilir veya hatta bu iki tanrının üstünde bir tanrı da olabilir. Yaratıcı tek tanrı bunların üstünde ama uzaklaşmış, geriye iki tane tanrı kalmış ve ardından diğer tanrılar olabilir. Veya tanrı ve ondan doğan şuraya bu şekilde doğan bir eş ve onlardan sonra da kızlar şeklinde diğerlerinin hepsinin müennes veya doğurgan olması söz konusu olabilir. Böyle bir inanış oluyor olabilir. Bunları neden böyle olabilir diye söylüyorum. Ayetlerde bunların dayanakları var. Fakat hangisi olduğu, ne olduğu konusunda bilgimiz net bir şekilde yok. Çünkü karşıdaki insanları tanıyamıyoruz. Çünkü böyle inanışlar Hristiyanlıkta yok, Yahudilikte yok. O ikisi haricindeki diğer dinlerde biz o kadar iyi tanımıyoruz. Acaba Hint versiyonu bir şey mi? Tibet veya işte Çin versiyonu bir şey mi? Yoksa daha yakından Sasani'lerdeki Zerdüştlük benzeri bir şey mi? Veya onların yine İpek yolu olsun, baharat yolu olsun o ticaret şeyi üzerinden gelen akımları mı? Mesela tasavvuf Anadolu'ya nereden geldi biliyorsunuz? Horasan bölgesinden, Maverai'nin nehirden geldi, Belt'ten geldi. Acaba ona benzer kaynaklardan gelen inanış akımlarının İran'daki etkilerinin onlar mı acaba? Bunlarla ilgili bir sürü ihtimaller olabilir. Üçüncü başka ne var? Kadın tanrıçanın ya ibadet için, onun için ayrı sunaklar var, ayrı tapınaklar var ve kadın tanrıçaların veya tanrıçanın rahibeleri var. Ve bu rahibeler doğurgan değil, doğurgan olmadıkları için ya bakire olarak kalmak veya fuhşiyat söz konusu olabilir. Bununla ilintili birçok arkeolojik şeyler var. Kutsal fahişe denilen tapınak ritüellerinin falan olduğu arkeolojik şeylerde çıkıyor bazı bilgiler. Belki onlar var. Bunu ifşa eden bizim böyle şeyler olabileceğiyle ilintili biliyorsunuz Tevrat içerisinde aşere putuna şöyle yapıyorlar, onlara tapınıyorlar, onların karşısında fuhşiyat yapıyorlar şeklindeki şikayetleri biliyoruz Tevrat'ın tanıttığı kadarıyla. Fakat bu ne kadar güçlü bir şey ki Yahudilik yani Yahudi halklar çok kolay bir şekilde kayıp gidebiliyorlar bu inanışa. Evet, şu ana kadar gördüğümüz bilgiler bu minvalde. Şimdi birkaç okuma daha yapacağız. Bu okumaların ardından
Birkaç şeye daha rastlayacağız. Ben önceden bir bilgi vereyim ki zihniniz ona göre şey yapsın. Mesela birkaç ayet var. Bu ayetlerde insanın annesinin karnından bir şey bilmez şekilde doğduğunu söyleyen bir ayet var. Yine ertesinde başka bir ayette yaşlandığında ise yine yani eğer normal vefat ederse problem yok ama yaşlılığın ileriki seviyelerinde bir şey bilmez hale tekrar dönüş var. Dolayısıyla gnostizm denilen yani kişinin ruhun belli bir bilgiyle gelişi, o bilginin keşif yoluyla veya züht yoluyla deşilerek ortaya çıkartılması, içteki bilginin ortaya çıkartılması gibi biliyorsunuz bazı fikirler var. Gnostizm olsun veya işte mesela Sokrat da öyle der. Bilgi öğrenilmez der. Bilgi keşfedilir. Çünkü bir öğretmen sadece köz üzerindeki külü üfleyen birisi gibidir der. Yani bu fikirler nereden kaynaklandı? Bu keşif denen şey nedir? Veya bu züht denen şey nedir? Bu sorulara biraz bakmak gerekiyor. Çok basit bir şekilde baktığınız zaman şunu görürsünüz. Metatist denen bir şey var. Bu bizim okulda bir çocuğa eğittiğiniz, öğrettiğiniz şeyler. Yani belli bir şekilde öğretirsiniz. Bir öğretmen çocuğa şu şöyledir, bu böyledir der. O da öğrenir. Bu yönteme metatist deniyor. Bir tür öğrenme yöntemi, metot diyebilirsiniz. İkincisi patetis. Patesis. Bu ise ızdırap yoluyla, çile çekme yoluyla öğrenme. Mesela çile nedir? 40 demektir zaten. Şeye girersiniz, küçücük bir hücreye girersiniz, çok az yemek ile belli şekilde kendinizi zorlayarak, ızdırap çekerek, züht yaparak, çile çekerek 40 gün geçirirsiniz ve o sürenin sonunda bir aydınlanma yaşarsınız. Bir de gnosis denen sezgi yoluyla bazı şeyler bilirsiniz. Şimdi ya bunlar işte Yunan filozoflarının uydurması falan filan diye söylemeyin. Bunlar esasında çok temel şeyler. Hatta bizde de karşılığı vardır. Mesela şu cümleyi duymuşsunuzdur. Ki başta peygamberimiz için söylenir. O ümmiydi. Ümmi demek ne demek? Yani okuma yazması yoktu. Ona vehbi verildi. Bilgi ona verildi. O öğrenmedi, verildi. Peki bunun şey karşılığı nedir? Adam hiç okula gitmemiş, bilmem ne yapmamış, işte bilmem kaçıncı dereceden denklem çözüyormuş. Bakın bu Said Nursi için söylenir. Ya bilmem kaçıncı derecenin denklem cümlesini siz nereden uyduruyorsunuz? Yani okula gitmeden denklemi nereden bilecek, derecesini nereden bilecek? Ama buradaki şey o değil. Buradaki şey inandırmaya kalkıştıkları, kandırmaya çalıştıkları insanların zihniyetiyle ilintili bir şey. Yani bilgisi okuyarak elde edilmiş bir bilgi değildir iddiasıdır bu. Niye buraya girdik? Şun için girdik. İster kelam deyin, ister Zerdüştlük'teki iki tanrı deyin ki tanrılardan bir tanesi, ötekisi esasında şeytan. Şeytan da orada tanrılaştırılıyor. İşte Kur'an'da şeyi göreceğiz birazdan. Şeytanın tanrılaştırılmış olması, şeytan hakkında bilgi verilecek bize. Belki de buradaki ikinci tanrı şeytan. Bu tarihteki dediğim gibi bu fikriyata baktığımız zaman ve bunun kalıntılarına baktığımız zaman Dürzilerin fikirlerine baktığınız zaman veya Mecusilerden kalan birçok işte Arap Alevisi filan diye isimlerini böyle farklı farklı şey yapan gruplar var, akımlar var. Bunların birçokları kendini İslam adı altında tutuyor. Neden derseniz şöyle bir şey, çünkü Müslümanlar Müslüman olmayanları öldürdükleri için
Adamlar kendilerinin içerisinde de ya Alevi diye bir grup var. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, onlar İslam içerisinde sayıldıkları için şey olmuyorlar. Onlara ses çıkartmıyor Müslümanlar. Biz de kendimize Alevi diyelim. Yani bu haliyle Anadolu'nun Alevileri de böyledir. İşte Arap Alevisi falan filan diye şey yapılanlar da böyledir. Esasında kendisini birazcık kaşıdığınız zaman, ki çoğunlukları ketumdur, kendi bilgilerini falan aktarmak istemezler. Çünkü öyle oldukları zaman Müslüman olmadıkları anlaşılacak. Fakat Arap Alevisi gibi, Türk Alevisi gibi yaptıklarından sual olunmayan, istedikleri gibi davranabilen, kapalı ama en dış haliyle Müslüman adı altında İslam çerçevesi içerisinde olduğu için de taciz edilmeyen bir grup haline geliyor. Bunun sorumlusu ne? Yani bunun sorumlusu Müslümanların ehli kitapsanız ehli kitapsınız, değilseniz biz sizin boynunuzu vururuz şeklindeki tavırlarından kaynaklanıyor. Kendilerini ister istemez gizlemişler ve İslam içerisine dahil olmuşlar. Bunlar az buz filan değil yani, nihayetinde Fatımi Devleti dediğimizde buna benzer bir şey. Yani İran bu Şia mezheplerinin çoğu çok anormal fikirlere sahiptir. Bu fikirler nereden geldi dediğiniz zaman da arkasında Hint'i bulursunuz. Çok fazla bir şey bulmazsınız. Çünkü ilk anda Müslümanlar işgal ettiği için İran'dan Hint tarafına kaçan İranlılar, daha sonra Müslümanların çok da baskı yapmadığını, yani Müslümanız bilmem neyiz falan deyince çok da ses çıkartmadığını görünce Hindistan'daki fikirlerden de etkilenmiş bir şekilde İran bölgesine geri dönüyorlar. Ve ardından önü alınamaz bir şekilde tuhaflıklar yaşanıyor. Şimdi gene niye buraya daldık diye şey yapacak olursak, karşımızdaki peygamberimizin karşısındaki kişilerin nasıl birileri olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evet, bir özellikleri daha var. Bunlar kainat bilgisi konusunda biraz ileriler. Yani mesela yıldız haritaları açısından veya kimya, simya açısından, o dönemin açısından simya demek gerekiyor şeye. Bilgili insanlar oldukları açık. Bu açıdan Kur'an onlara bol miktarda kainat bilgisi vererek, bakın bunlara da dikkat edin, ona göre bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yaratan Rabbin tek olduğunu anlayabilirsiniz. Bunların geri kalanının uydurma olduğunu anlayabilirsiniz. Sapkınca şeyler olduğunu anlayabilirsiniz. Sömürüldüğünüzü anlayabilirsiniz şeklinde bir duruma erişebiliriz. Bir kavrayışa erişebiliriz. Evet, 59. ayete kadar gelmiş. Orada tapınak için Tanrıçaya tapınılan, onun sunağında onun adına görev yapan rahibelerden bahsetmiş ve bir kız çocuk doğduğunda çok kuvvetle muhtemel bunu da erkek egemen tapınak yapısından buna muhalefet olsun diye zıtlaşma olarak kadın egemen bir en azından kendilerine bir özgürlük alanı seçmiş, oluşturmuş olduklarını görüyoruz. Ama buranın da nasıl erkek egemen tarafı paraya, faize, sömürmeye doğru gidiyorsa, birteki tarafta kadın tarafı da fuhşiyata doğru gitmiş gibi görünüyor. Burada nasıl ilk erkek çocuk tapınağa adanacaksa, ilk kız çocuk da tapınağa rahibe olsun diye adanması gerekiyor olabilir. Ama eğer kız çocuğunuzun oradaki fuhşiyata bulaşmasını istemiyorsanız, alternatif bir şey var. Tanrı'ya kurban edeceksiniz. Yani gömeceksiniz. Bu olabilir diye şey yapmıştır. Bakın, bu noktalarda hep olabilir diye şey yapıyoruz. Çünkü buradaki ayetler tuhaf ayetler. Hu zamirlerinin bir müennese nasıl gidebileceğiyle ilintili de oradaki artık rahibelerin
bu şekilde seçilmiş, tapınağa girmiş olan rahibelerin doğurgan olmamaları veya gibi sebepler olabilir diye şey yapmıştık. Hatta buna örnek olarak da Yusuf suresindeki Medine'nin kadınları dedikten sonra, yani bu o cümlenin fiilinin müzekker olması da buna bir örnek olarak göstermiştik. Hemen şunu tekrar hatırlatayım. Kur'an ne erkek egemen bir din ne kadın egemen bir karşı çatışma. Bunların hepsi de ifrat ve tefrittir. Kur'an orta yoldur. Olması gerekendir. Olması gerekenin örneğini de yine Meryem'den görmüştük. Git ve rükû edenlerle birlikte rükû et emrini almıştı. Tapınakta Meryem bu emri nasıl yerine getirdi, nasıl bir tepkiyle karşılaştı, bunun cevaplarını bilmiyoruz ama Kur'an'ın kadına verdiği pozisyonu çok iyi anlamak gerekiyor. Evet, bu hatırlatmadan sonra 60. ayetten devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ertesi güne inanmayanlar, ertesi günde hesaba çekileceklerine inanmayanlar, bunu böyle açıklama durumundayım. Çünkü ruhun ölümsüzlüğü tarzında bir sürekliliğe inandıklarını düşünüyorum. Çünkü başka türlü şefaat, şubu veya işte Tanrı'ya bir şey sunma cümlelerin anlamı kalmazdı. Bunun şu andaki İslam şeyinde karşılığı bazı mezheplerde Tanrı'nın bilgisine dayanarak Allah insanı imtihan etmez cümlesidir. Bunu bu şekilde iddia eden şeyler var. Hatta bu öyle bir noktaya gider ki neyse, tekrar dağıtmayalım. Okumamıza devam edelim. Fırsat geldiğinde tekrar tekrar şey yapacağız zaten bunları. Evet, ertesinde hesaba çekileceklerine güvenmeyenlerin, ona inanmayanların örneği kötü örnekler onlarındır. Velillahil mesul ala, güzel örnekler ise, yüce örnekler ise Allah içindir. Yani onların örneği kötü, bunların örneği güzel. Yani onların, ya bu ne biçim bir şey? Birazcık o şeyi hadi anlat bakalım ne oluyormuş, neymiş dediğiniz zaman ya bu muymuş diyebiliyorsunuz. Ama Allah'ın peygamberler aracılığıyla bize gaybi bilgi olarak sunduğu, bakın kainat böyledir, şöyle olacak ve şu anda bu, sonrasında böyle olacak dediği şey gerçekten tutarlı ve yüce, düzgün. Ama ötekilerinki ipe sapa gelmez. Birisi öyle diyor, birisi böyle diyor, sonrasında böyle diyor, 100 yıl önce başka denirken şimdi artık böyle deniyor filan tarzında bir sürü şey bulursunuz. Değişik değişik yorumlar bulursunuz. Hatta bunların bazısı oradan etkilenmiş, bazısı buradan etkilenmiş. İyi güzel de kardeş, bundan 100 yıl önce insanlar başka düşünüyordu. 300 yıl önce başka bir şey düşünüyordu. O nasıl olacak? İnsanlar böyle şeyler yapıyorlar ama velev yuahizullahu, eğer Allah yakalayacak olsaydı ennase insanları bir zulmihim, yaptıkları yanlışlardan dolayı ma terke aleyha, o arz üzerinde, dünya üzerinde bir şey bırakmazdı. Min dabbetin, canlı, yürüyen, hareket eden bir şey bırakmazdı. O derecede yok eder, kazır giderdi. Velakin tersine, fakat yuahiruhum, onları erteliyor ila ecelin müsemma. Bakın, Allah'ın değişmez kuralı, başta söylemişti, ta Adem'den beri söylenmiş ve değişmeyen bir kural. Feiza caa eceluhum, onların ecelleri, onların vakitleri, süreleri dolduğunda, geldiğinde la yestehirune saaten, ne bir saat, bir süre ertelenir. Veya yestakdimun, veya öne alınır. Yani bu belirli bir süre var, bu süreye kadar içeride ne halt ederseniz edin, ateş olsanız cürmünüz nereye kadar yakabilir? Arşı biz bu şekilde su üstünde
oluşturduk. Sizin burada yediğiniz haltlar hiçbir şeyi bozmaz. Kainatı da zarar veremez. Kainatı bu şekilde koruyan melekutu var. Ama bunların sözcükleri ne kadar büyük, neredeyse yarılacak, gök çatlayacaktı şeklinde, o kadar büyük cümlelere rağmen bir şey olmadığını söylüyordu. Bu da bunun tutarlı bir şekilde bir örneği. Biz örnek dediğimiz zaman hep şey yapıyoruz ama referans alınabilecek cümle olarak bakalım bunlara. Onlarınki tutarsız, birisi öyle diyor, birisi böyle diyorken Allah'ın dediği baştan beri aynı. Bütün peygamberler de hep getirip aynı şeyi tekrarladılar. O yüzden eskilerin uydurmaları, eskilerin masalları, eski kayıtlarda da böyle şeyler deniyordu ama biz onları açtık diye şey yapıyorlardı. Ve yecalune lillahi ma yekrehune. O hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a kılıyorlar. Ve tasifu ve vasfediyorlar elsinetuhum ağızlarıyla elkezibe yalanı vasfediyorlar. Ennelehumul husna kendilerinin güzelliğin kendileri için olduğunu düşünüyorlar. Böyle ağızları vasıflar bu yalanlar uyduruyorlar. Allah'a ise kerih gördüklerini, hoşlanmadıklarını Allah'a yamayabiliyorlar. Lacer ama kaçış yok diye söylemişti değil mi Tülin Hanım? Evet, kesintisi olmayacak. Yani böyle bu kopuş yok, bundan kurtuluş yok. Enne lehumun nar, onlar için ateş onlar içindir. Ennehum muftarun. Bu fırt kelimesi arkadaşlar, fırtmak yani belli bir çizgide, belli bir hizada dururken bir tanesinin o hizadan ileri doğru çıkmasına fırtma diye şey yapıyoruz. Onlar fırtmış durumdadırlar. İleri gitmiş oluyorlar bu şekilde. Onlar için ateş vardır. Bu Allah hakkında söyledikleri, nimeti Allah'tan başkasına vasfettikleri, Allah'tan başkasına verdiğin nimetlerden dolayı şükrediyor olmaları, onlara sunuda bulunuyor olmaları, onlar için dökmelik veya yakmalık sunularda bulunuyor olmaları, keklerini, böreklerini onların şeklinde yapıyor olmaları, bunların hepsi veya işte yağ serpiyor olmaları, ne bileyim buna benzer her türlü davranış, bir tanrıçayı nimet verdiği için, kendilerine verdiği nimetlerden dolayı bir tanrıçayı övme, bunların hepsi esasında Allah'a karşı bir zulüm. Tallahi lekad erselna ila ümemin min gablikum min gablike. Allah'a yemin olsun ki biz senden önce ila ümemin min gablike. Senden önceki ümmetlere gönderdik. Onlara da gönderdik denebilir. Evet. Fezeyyene lehumu şeytanu amalehum. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Fehve veliyuhumul yevme. O gün onların velileri, onların dostları, yakınları odur. Ve lehum azabun elim. Ve onlar için elim bir azap vardır. Ve ma enzelna aleykel kitabe. Ve sana indirdiğimiz bu kitap illa ancak li tübeyyine lehumullezine ihtelefû fihi. O kendisinde ihtilaf ettikleri, zıtlaştıkları şeyler konusunda açıklama yapman içindir. Başka bir şey için değil. Ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun. Güvenen bir kavim içinde rehberlik ve rahmettir. Bunu zaten daha önce de söyledi, tekrar tekrar söylüyor. Yani sana gelen kitabın özelliği bu. Onlar şöyle şöyle yapıyorlar. Şeytan ise onlara yaptıklarını süslü gösteriyor. Bu klasik vahiy karşısında insanların tutumu, vahyin gelme sebebi bunu tekrarlıyor. Bunu bir daha tekrar edilmiş olarak gördük. Peki burada bir şey daha söylüyor. İhtilaf ettikleri şey konusunda. Peki bu ne olabilir? Bu şudur. Yani zıtlaştıkları. Bunlar neye zıtlaşıyorlar? Bunlar şuna zıtlaşıyorlar.
Elbette ki geçmişteki peygamberler, geçmişteki kitaplar yok olup gitmiyor. O fikirler kalıyor, o insanların isimleri kalıyor. Hatta bazıları tanrılaştırılıyor, yüceltiliyor. Bazıları yani elçi konumundan her türlü farklı noktalara sürüklenebiliyor. Ama herkes şu veya bu şekilde ihtilaf ediyor. Yok efendim bu iş böyle yapılır, yok şöyle yapılır. Yok o bunu demişti, bunu demek istemişti. O ayette böyle demek isteniyor, yok şöyle demek isteniyor. Yani buna benzer ihtilaflar söz konusu. Yani Kur'an bu kadar ortada iken bile insanların Müslüman olduğunu söyleyen birilerinin Allah imtihan etmez cümlesini söyleyebilmesi, yani Kur'an okuyarak bu cümleyi nasıl söyleyebilirsiniz? Sizin zihninizdeki bu fikrin kaynağı Kur'ani olmuyor olsa gerektir. Siz nereden buldunuz bunu demek gerekir. Ama bunun karşılığında ondan zıtlaşıp da kavga eden kişinin cümlesi de esasında Kur'ani değil. Bu açılardan baktığımız zaman esasında herkes din olarak İslam diye bir isim arkasında kendi kılıcını savuruyor, sallıyor. Yani bunun işte Roma'nın Hristiyanlığı mecbur din hale getirdiğinde herkes kendi fikrini Hristiyanlık içine sokup orada onun savaşını, kendi fikrinin savaşını vermesi gibi bir durum. Aynı durum İslam içinde gerçekleşmiş görünüyor. İşte yeni bir kitap geldiğinde veya yeni bir vahiy geldiğinde, bir peygamber gelene kadar herkes kendisini hak olarak görüyor. Yeni bir peygamber geldiğinde zıtlaşıyorlar ve kendi yollarını net bir şekilde, kesin bir şekilde ayırıyorlar. Bunun Kur'an bize defalarca örneğini veriyordu. Mesela İsa'yı kabul etmeme meselesi Yahudilerin kendilerini ayırma noktaları. Muhammed'i kabul etmeme noktaları. Bunların hepsi peygamberler geldiğinde gerçekleşen şeyler. Onlar gelene kadar herkes esasında bir önceki peygamberin koltuğuna sahipleniyor. Yani onun varisi biziz, onun mirasçısı biziz noktasında duruyorlar. Çünkü o peygamberin yaptığı işler hiçbir zaman insanlık tarafından unutulmuyor. Yani onun bir takipçi kitlesi oluyor. Fakat Samiri örneğinde gördüğümüz gibi muhakkak elçinin işlerine bir şeyler katarak kendileri bir şeyler uyduruyorlar ve buna kanan da maalesef oluyor. Peki devam edelim. Bakalım ayetler bize daha farklı neler söyleyecek veya şöyle daha doğrusu peygamberin karşısına gelen bu gruba ayetler ne diyecek? Dinleyelim, hem onları tanımış olalım hem de biz o sahneyi görmeye çalışalım. Vallahu enzeli mine sema imaen. Allah gökten su indirdi. Fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. Ardından, ölümü ardından yeryüzünü canlandırdı. Bu haliyle zaten vahyin inişiyle hemen ardından gelince biz su vahiy benzetmesini de hemen şey yapabiliriz, kurabiliriz. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeûn. Kulak veren, dinleyen bir toplum için bunda bir ayet vardır. Evet, devam edelim. Buradan sonra gelen birkaç tane ayet neredeyse simyanın altını üstüne getirecek bir fikriyatı oluşturuyor. Bu açıdan çok ilginç. Onu okuyalım, sonra birlikte değerlendiririz. İnne lekum, Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne lekum. Muhakkak ki sizin için vardır. Fil en'ami la'ibre. En'amdan bu yönetim mekanizması, karar alma mekanizması, melekesi indirgenmiş olan bu evcilleştirebildiğiniz hayvanlarda ibretler vardır sizin için. Yani bütün hayvanlar kastedilmiyor. Evcilleştirilebilir olan hayvanlar kastediliyor. Nusqikum mimma fi butunihi. Onların karnındaki, onun karnındaki ile sizi
suluyoruz. Size içiriyoruz diyelim. Bizde Türkçe'de sulama olarak kullanılmaz orası. O şey ama Arapçadaki ifade doğrudan doğruya sulamak. Min beyni fersin ve demin. İşkembedeki o malzeme bu. Fers dediği. Yani fışkı diye bahsedilen şey. Ve demin. Fışkı ve kan arasında onun karnındaki fışkı ve kandan lebenen halisen, halis saf bir süt ile sizi suluyoruz. Yani size bunu içiriyoruz. Saigan lişaribin, içenler için yani boğazından kolaylıkla akıp geçen böyle mükemmel halis saf bir süt çıkartıp size onları da içiriyoruz. Devam edelim ikincisine. Ve mine semerati ve ürünlerden ennahili vel ahnabi, üzüm ve hurmanın mahsullerinden de tettehüzune minhu, ondan elde ediyorsunuz, ondan ediniyorsunuz sekeran, içki, sarhoşluk verici olan içki ve rizkan hasenen, ve güzel bir rızık. Bu ikisini ediniyorsunuz. Hurma ve üzüm mahsulünden. İnne fî zâlike le âye. Muhakkak ki bunda bir ayet, bir işaret vardır. Likamin yâkilûn. Aklını kullanan bir kavim için bir işaret vardır. Bir ayet vardır. Evet, şimdi bunun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Buradaki anlatılan şey ne? Yani basit bir şekilde, ya işte inekler var, koyunlar var, siz bunları sağıyorsunuz. Ne var? Bunun işkembesi var, kanı var ama siz süt içiyorsunuz buradan. İyi güzel. Üzüm ve hurmadan da şarap yapıyorsunuz veya şıra yapıyorsunuz, içiyorsunuz. Veya işte pestil yapıyorsunuz, yiyorsunuz. Yani ne olmuş denilebilir. İlginç olan şey şurası arkadaşlar. Fers kelimesi, yani fers nedir? Fışkı. Bu üzerinize bulaşsa yıkamak zorundasınız. Bu necasettir. Necis olan bir şeydir. Dem ise kan. Bu ise haram olan bir şeydir. Yani birisi hükmi, yani Allah öyle dediği için kötüdür. Ötekisi bizzat pisliktir. Yani suyunuza karışsa, içseniz kolera olursunuz. Yani o öyle söyleyelim. Öteki size kan, bu ise hükmü olarak Tanrı yasak dediği için yasak. Yani her halükarda yasak ve pis olan, haram veya pis olan, haram ve pislikten size halis süt çıkarttık. Bu şu demek arkadaşlar, kimyasal yolla eğer düzgün bir işlem yapıyorsanız, bu işlemin, ister bunu fermentasyon yoluyla yapın, ister biyolojik yolla yapın, ister mayalayarak yapın, ister bakteriler aracılığıyla farklı şeyler yapın, ne yaparsanız yapın, kaynağınız, kaynak malzemeniz, ham maddenizin ne olduğu önemli değil. Helallik, haramlık açısından, temizlik açısından, saflık açısından, tayyip olma açısından. Önemli olan sonuçtur. Bunun örneği. İkincisi ise üzüm ve hurma. Bunun ürünleri. Ya bu ne demek? Bu gayet üzüm ve hurma demek yani. Olgunlaşmış meyveler. Ne yapıyorsunuz? Bunlar helal mi? Evet, helal. Fakat siz bir işlem sonucunda bundan haram veya helal olan, tayyip olan veya yasak olan bir şey üretebiliyorsunuz. Kaynağınız önemli değil. Sizin yaptığınız operasyon, işlem önemli. Ve bu işlem sonucunda ortaya çıkan şeyin fiziksel özelliği önemli. Kimyasal özelliği, biyolojik özelliği önemli. Siz onun kaynağı temiz diye onu zehir haline getirip içemezsiniz. Yani bu sizi öldürür. Kaynağının temiz olması bir önemli değil. Tersine yine kaynağı temiz diye
sarhoş edici bir şeyi ya bu temizdir deyip geçemezsiniz. Sizin ardına yaptığınız işlem önemli. Bu haliyle arkadaşlar bu ikisi bizzat yani gıda mühendisleri için veya eczacılar için temel kriterler, temel şeyler. Yani birisi size ya işte filanca gıda boyası var ya, var. O bilmem ne böceğinden elde ediliyormuş. Olabilir. O bilmem ne böceği haram mı? Allah haram kıldı mı o böceği? Bu böceği yemek haramdır dedi mi? Yani kaynağı ne kadar necis olursa olsun fark etmez. Siz gerekli işlemi yaparsanız halis bir süt elde edebilirsiniz. Ki biz bunu size sunduk. Bunu yapan enamı size sunduk. Ve biz vahyettik vahyetti. Ve evha vahyetti. Rabbuki, Rabbin vahyetti. İlen nahli. Sureye ismi veren arıya nahletti. Pardon, vahyetti. Enittehizi edin minel cibali buyuten. Dağlarda o koca gidi şeylerde evler edin. Mineş şeceri ağaçlardan ve mineş şeceri ve ağaçlardan mimma yarişun. Bakın aşk kelimesinin temeli burası arkadaşlar. Kök anlamı burası. Ağaçlardan ve dağlardan temel kurabileceğiniz, yani peteğinizi üzerinize inşa edebileceğiniz temeller edinin ve evler edinin. İçine temel koyabileceğiniz evler edinin. Ağaçlarda olabilir veya işte taşlarda, kovuklarda, mağaralarda olabilir. Sümme külli, sonra yiyin. Min külli semerati, bütün ürünlerden yiyin. Fesluki sübüle Rabbiki. Zülülen. Bu cümle önemli. Rabbinin yollarından akın, sülük edin. Bu yoldan çıkmadan yapın bu işi. Yahrucu min butuniha, onun karnından çıkar. Şerabun muhtelifun elvanuhu, oradan muhtelif renklerde bir şerbet çıkar, bal. Fihi şifaun linnâsi, insanlar için şifa olan. Çeşitli renklerde bir şarap, bir içecek çıkar. İnne fî zâlike leâyeh, muhakkak bunda bir ayet vardır. Ligâmin yetefekkerun. Tefekkür eden, düşünen, fikir geliştiren bir halk için, bir toplum için bunda bir işaret vardır. Burada da kimyasal yöntemleri söylüyor. Bu kimyasal yöntemlerde Rabbin yollarını diyor. Yani burada alternatif bir yol üretme veya burada yapılan işler başka tanrıların işleri bilmem kimin duasıyla, bilmem neyin üfürüğüyle, bilmem neyin şeyiyle olan şeyler değil. Rabbinin yolları. Yani bu ne demek? Esasında bunlar, bu kainatta işleyen şeyler, işleyiş doğrudan doğruya Rabbinin şeyleri. Kuralları çerçevesinde işliyor. Yani siz bir simya mı yapıyorsunuz? Yani bir şeyi bir şeye çeviriyor musunuz? Değersiz malzemeden daha değerli bir mal mı üretiyorsunuz? Mal, yani simyanın esas konusu budur. Değersiz ürünlerden değerli bir şey üretmek. Daha değerli bir şey üretmek. Temel argümanı budur simyanın. Bunun birçok kriteri, birçok yöntemleri, şunları bunlar filan var. Ama şunu şuna katıyorsunuz, buna buna katıyorsunuz. Ama arada bir efsunlu bir cümle söylemeden, bilmem ne etmeden, abrakadabra demeden, falan etmeden, fitan etmeden o olmuyor. Niye olmuyor? Acaba olmuyor mu? Yoksa oluyor da siz bunu bir şekilde ille de Firavun'un sihirbazları gibi bi'izzeti Firavun'a diyerek başkasına mı
atıyorsunuz. Başkasına mı transfer ediyorsunuz? Evet, biraz o zaman simyadan bahsedelim. Simya, dediğimiz gibi, değersiz olan ham maddelerden değerli olan, istenen maddelerden daha değerli madde üretme gayretidir. Bu açıdan baktığınız zaman onların esas, mesela Avrupa'ya doğru geçtikten sonra simya, işte kurşundan, çok bol bulunan kurşundan veya demirden altın elde etmek. Eğer kurşunu altına çevirebiliyorsanız, o ne kadar güzel bir şey. Ama ben size şu örneği vereyim. Olay böyle basit kimya derslerinden ibaret değil. Bunun da arkasında çok ciddi bir fikriyat var. Mesela insanı düşünün. İnsan sizce simya açısından ne kadar değerli bir proses? Yani prosesten kastım bir işlem. Yani bir ham madde alacaksınız ve insan bunu başka bir şeye çevirecek. Bu açıdan enam örneğini verelim önce, ondan sonra şey yapalım. Bir ineği düşünün. İnek ne yapar? Ot yer, saman yer. Arpa yer verirseniz. Başka o kadar. Peki ne yapar? Süt yapar. Et yapar. Deri yapar. Kemik yapar. Kıl yapar. Boynuz yapar. Tırnak yapar. Yani bir ineği kestiğiniz zaman her şeyinden faydalanırsınız. Onun atılacak hiçbir yeri yoktur. Benzer bir şekilde bir koyun, bir deve dediğiniz zaman yününden kıyafet yaparsınız, derisinden şunu yaparsınız. Yani hiçbir tarafı harcanmaz, her tarafı değerlidir. Bu ne demek? Otu alıyor ve bu değerli ürünlere çeviriyor. Bu açıdan bir inek, bir koyun gayet simya açısından değerlidir. Bir de insana bakın. İnsan, evet, yeşillik yer, tercih ederek yer. Et de yer, evet. Kuş da yer, yani evet. Bulduğu her güzel şeyi yer, evet. Ne üretir? Yani affedersiniz, tuvalettekinden başka bir şey üretmez insan. Yani o açıdan insan simya açısından çok değersizdir. Ne eti yenir, ne derisi, ne kılı, ne tüyü. Yani hiçbir işe yaramaz insan. Ama insan aklıyla bir şeyler yapar. Onun üretimi aklıyladır. Aklı olmadığında işte enamdan aşağı hale gelir. Bu fikriyat simya olarak, yani değersiz ürünlerden değerli, daha değerli, isterseniz değerli ürün diyeyim, verin. Bir üründen daha değerli hale çevirme metotlarını arayan şey. Burada arıdan da bahsetti, burada işte enamdan da bahsetti, ama bunları anlayacak olan kişiler, eğer birazcık simya bilgileri varsa, ki olmayanlara bunları anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü mesela İslam dünyasında bu cümleler çok da burada bilmem nelerden bahsediyor diye hiç gündemimizde olan ayetler değil. Hiçbir eczacı bunu alıp da duvarına asmıyor. Böyle bir şey görmedik. Hiçbir gıda mühendisinin diplomasının yanında bu cümleler yok. Niye yok? Çünkü İslam dünyasında bu ayetlerin işe yaradığı yer yok. Evet, tekrar şey yapacak olursak, burada yapılan prosesleri, yani malzeme ile kaynak malzeme ile ürün malzemesinin arasındaki o fabrika dediğiniz o proses, yani bir şeyi alıp üzerine işlem yapıp devreden, ard arda gelen bazı prosesler sonucunda bir ürün oluşturuyorsunuz ve bu proses ürünün değerini ne kadar yükseltiyorsa o kadar değerli bir proses. Kur'an bu proseslerin her birinin sübüle Rabbike, Rabbinin yolları diyor. Yani Rabbinin değişmez kuralları. Eğer buna
Evet, bunu anladık sayılır. Yani ben tekrar kendimi tekrar tekrar etmemin bir anlamı yok. Peki bu cümle kime söylenir? Bu cümle şuna söylenir. Dediğim gibi Firavun'un büyücüleri tarzında kişilere söylenir. Ya siz bir şeyler yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz da gidip bu yaptıklarınızı eninde sonunda bir tanrıya, bir tanrıçaya veya onların çocukları olan tanrıçalara veya işte gizli ruhlara veya işte demonlara veya efsunlu cümlelere, şunlara bunlara güç transferi yaparak insanları kandırıyorsunuz. Ya siz bilmiyor musunuz bunların Allah'ın sübülü yolları olduğunu? Akleden bir toplum bunları bilir. Şimdi bunu büyücülere böyle söylersiniz veya simyacılara böyle söylersiniz. Bir de o halktan etkilenmiş olanları da söylersiniz. Onlar tarafından kandırılmış olanları. Ya bu Allah'ın kuralları. Yani bu sizin söyledikleriniz bir arıdan daha öte bir şeyler mi? Yani bunların kimya yoluyla, simya yoluyla ürettikleri malzemeler, şunlar bunlar bir arının ürettiğinden daha mı değerli? Vallahu halakakum. Allah sizi yarattı. Sümme yetevaffakum. Sonra sizi tamamlayacak, yani bitirecek. Allah sizi şekillendirdi ve bunu sona erdirecek, tamamlayacak. Verilen süreleri biliyorsunuz En'am suresinin başında iki ecelden bahsetmişti. Bu eceller tamamlanacak. Ve minkum men yuraddu ila erzelil umri. Sizden kim eğer ömrün o erzeli kısmına, yani en rezil kısmına, en düşük düşmüş kısmına ulaşırsa, likey la ya'leme ba'da ilmin şey'en, bildikten sonra, belledikten sonra bir şey bilmemesi için bir şey bilmeyecek o seviyeye düşer. Düşmesi için ulaşır bazısı, sizden bazısı. İnna Allaha alimun kadir. Allah belgeleyen ve ölçüyü koyandır. Evet, bu haliyle de baktığınız zaman hani biraz sonra şey söyleyecek, ananızı karnından bilgisiz olarak doğdunuz diyerek o gnostizmle ilintili şeyleri de söyleyecek ama burada da esasında insan ömrü uzasa 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 ne kadar uzayabilir, ama uzadığında da çok şey beklemeyin. Artık bellediklerini de unutacak hale gelir. Dolayısıyla insanın belli bir kullanım ömrü var. Bedeninin belli bir şey ömrü var. O ömür yetiştiğinde artık işe yaramaz hale gelir. Bunu niye söylüyor? Belki de yaşlı yaşlı daha da yaşlı, ya yaşlanmayı aşırı isteme şeyi de olabilir. Eğer ertesine inanmıyorsanız, yani bunun bir seferde olup biteceğine inanmıyorsanız, eğer yeterince bilgi sahibi olamadığınız zaman bu hayatınızda tekrar düşüp tekrar böyle bir hayat içerisinde düşüp sıfırdan başlayacağınızı düşünüyorsanız, esasında ömrünüzün ne kadar uzun olmasını isterseniz ki bu uzun ömür içerisinde bu döngüden, karma döngüsünden kurtulmak istersiniz. Çünkü bu döngüdür sizi dünyada hapis tutan şey. İlginç. Yani ayetler ard arda geliyor. Bu ayet ise tamamen emek sömürüsüyle alakalı. Vallahu faddale ba'dukum ala ba'din fir rizki. Rızık konuda rızkın dağıtılması, rızkın erişimi, insanlara erişimi, dağıtımı noktasında bazınızı bazınıza üstün kıldık. Bu ne demek? İş bölümü demek. Yani bazısı üretim konusunda başarılıdır, bazısı gezme tozma konusunda, bazısı yeni şeyler keşfetme konusunda, bazısı savaşma konusunda, bazısı ticaret yapma konusunda, bazısı yani buna benzer bir sürü farklı farklı yetenekler var. Bu yeteneklerin hepsi birleştiği zaman zaten bir ürün üretim noktasından pazar noktasına kadar gidebiliyor. Zaten arada yapılan proseslerde zaten değer katma prosesleri, bunları biliyoruz. Yani simyada bunlardan bir tanesi. Yani A maddesini alıyorsunuz, B maddesine, oradan C maddesine çeviriyorsunuz, ham maddeyi çeviriyorsunuz, bir noktaya kadar getiriyorsunuz. O değeri de paraya çeviriyorsunuz. O haliyle en son o paraya çevirme işlemi esasında siz
nasıl diyeyim, koyunu kırkıyorsunuz, yününü iplik yapıyorsunuz, ipliği halı yapıyorsunuz. Bakın bu prosesler hep değer arttırıcı prosesler. En sonunda onu satıp da altın aldığınız zaman esasında siz koyunun yününü altına çevirmiş oluyorsunuz. Bu altına çevirme prosesi değil mi işte? Ama bu proses böyle bir proses olmasına rağmen ve bunun içerisinde değişik değişik yetenekler olmasına rağmen siz arada birisini ötekisinden çok daha üstün tutuyorsunuz ki bu bulunduğunuz pozisyon. Femellezine fuddilu bir raddi, o fuddil edilenler, yani fazla edilenler, ekstra ya bu üstün olanlar, rızık konusunda yani altını elde edenler, bir raddi rızkıhim, bu rızkı reddediyor olmalar, yani reddet demek istemiyoruz manasında değil. Bu senin payın, bu senin payın diye dağıtıyor olmaları gerekiyor. Yani bunu taksim etmeleri gerekiyor. Alâ mâ meleket eymânuhum. O sözleşmeleri ellerinde olanlarla. Yani anlaşmalı. Ya ben bunu üreteceğim, sen bunu pazara götüreceğim, bilmem ne yapacağım falan diye o anlaşıp zincirin halkasında olan her kişiye. Fehum fîhi sevâun. Bakın burası önemli işte. Yani bunu cariye olarak anlamamamızın sebebi, mameleket eymanuhum kelimesini cariye olarak anlamamızın sebebisi burası. Fehum fihi sevaun. Onlar onda ortaktırlar. Eşit ortak hem de. Onlar onda o rızık konusunda eşittirler. Yani o üstün tutulanlar, bazı özellikleriyle üstün tutup da nihayetinde en son altını eline geçirenler veya o istenen malları ele geçirenler, bunları düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde, eşit bir şekilde çalışanlarıyla dağıtmak zorunda. O zincirin halkasını hepsine makul bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmak zorunda. Efe bi nimetillahi yechedun. Allah'ın nimeti konusunda tartışıyor musunuz? Cihat mı ediyorsunuz? Peki burasını diğer ayetlerle de ilişkilendirerek okumaya kalkıştığımız zaman esasında şunu görüyoruz. Belki 72. ayeti de okuyalım. Ondan sonra isterseniz burada bırakalım bu akşam. Çünkü daha okuyacak olursak çok karışacak. Bu ayetler hakkında da bir şeyler söyleyip öyle şey yapalım. Duralım bu akşam. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen. Size kendinizden eşler kıldı. Ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafadaten, oğullar ve torunlar oluşturdu sizin bu eşlerinizden. Ve rızaknakum min tayyibati, temiz olan şeylerden size rızıklar verdi. Efe bil batili, yoksa siz bu tutarsız olan şeylere mi yü'minûne güveneceksiniz? Ve bi nimetillâhi, ve Allah'ın nimetine mi Allah'ın nimetine onlar hüm yekfurun. Allah'ın nimetini görmezden geliyorlar. Allah'ın nimetlerini batıla inanıp Allah'ın nimetlerini görmezden mi geliyorlar? Ha, burası devrik cümleymiş. Ve hum yekfurune bi nimetillahi. Cümle böyle. Dolayısıyla burası hal cümlesi. Allah'ın nimetlerini görmezden gelerek batıl olan şeye mi güveniyorlar? İnanıyorlar. Evet, burayı anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bunu esasında biz okuduk. Bu bölümü okuduk. Bu bölüm bize En'am suresinin bazı ayetlerini hatırlatıyor. Hatta oraya gitmeden önce bu surede de geldi. Eğer Allah dilemeseydi biz bunlara kulluk etmez. Vela harramna min dunihi min şeyin. Allah'ın dışında bir şeyleri de haram etmezdik diyorlar. İşte En'am suresinde okurken İşte bunlar erkekler içindir, bunlar işte eğer ölü doğarsa kadınlar içindir filan diyerek
çocukları da dahil olmak üzere kendilerini üstün bir seviyede tutuyorlar. Ve ne zaten bunların kendileri üretim yapmıyorlar ki, üretim yapan kadınlar, çocuklar veya diğer şeyler. Kendileri bunların tepesindeler. Yani baktığınız zaman esasında kadın ve çocukları kullanan, onlara bazı şeyleri üstünsüz yasaklayan bir zihniyetleri var bunların. 117, 18, 19. Yok. 137, 136, 135. Oralardan başlayıp, yani 130'lardan başlayıp, 132. sayfa, 132 ayetiyle başlayıp, 138 diye devam eden sayfa, orada çocukları öldürme meselesi yine gündemde. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قُتِلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمَ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَزَقْنَاهُمُ Biliyorsunuz buradaki şeyi, çocukları öldürme meselesini bizzat çocuk öldürme şeklinde değil, gelecek nesillerin tepesine binerek onlara hayat şansı vermeme, onlara fırsat şansı vermeme, her şeyi kendilerinin hamuduyla götürmesi noktası var burada. Ki daha sonra bu şeytan ile ilintili 78. ayetleri falan okumaya kalkıştığımız zaman veya daha ileriki ayetlerde bu En'am suresiyle çok ciddi bağlantılar kuracağız tekrar. Çünkü oradaki o hallerine benzer haller var. Aynı zamanda Nisa suresi 160, 161'deki pardon. O ayetler hangi ayetlerdi? Neyse, geldiğimiz zaman okuruz ama. Evet ya, özür dilerim, çok zihninizde karıştırmayın. Ben de geldiğinde okuyalım o haliyle. Şimdilik bu haliyle okuduğumuzda şunu görüyoruz. Aile reislerinin veya işte bu belki aşiret reisi de olabilir, bilmem ne de olabilir. Ellerinde belli yeteneklerle kadınları ve çocukları, gelecek nesilleri üzerine bir hükümranlık kurarak, onları yok sayarak, onları sayıdan saymayarak bir katman oluşturmuşlar. Bu katmanı şeyde görebilirsiniz. Yani eğer Hint tarafına gittiyseniz orada da görebilirsiniz. Hatta orada bu katmanlaşma, toplumun katmanlaşması, kas sistemi çok da kurumsaldır. Yani adam şöyle düşünüyor. Ben eğer bugün bu noktadaysam, önceki hayatlarımda yaptığım başarılı işlerden dolayı bu noktadayım. Dolayısıyla o da daha önce düzgün davransaydı da bu halde olmasaydı cümleleridir. Bunun arkasında şu da vardır. Ben erkek doğmuşsam bu da bir üstünlüktür. Kadın olmaya üstünlük. İşte şeyde söylenen ayet, ya siz erkek olmayı üstünlük, kadınla üstün olarak görüyorsunuz. Dünya hayatında bunu bir şey olarak görüyorsunuz. Peki siz nasıl oluyor da tanrıçalardan, şunlardan, bunlardan bahsediyorsunuz? Yani bu bir tenakuz değil mi? Esasında bu haliyle onların düşüncelerindeki anormalliği yüzlerine vurmuş oluyor. Fakat biz onu nasıl görmüştük? Zaten erkek egemen yapılarda dinin kullanılıyor. Erkeklerin egemenliği adına kullanılıyor olmasıdır buradaki problem. Buna karşı da kadınların bir tepkisi var. Ama bunu inanış olarak kabul edip öteki tarafta da bu şekilde davranıyor olmanız tuhaf. Yani burada bir tür
iç tutarsızlıkları görüyoruz. Keşke bu insanların ana inanışlarının ne olduğunu biliyor olsaydık, böyle varsayımlarda bulmak yerine, ah şunu kastediyor, bunu kastediyor. Mesela bir Hristiyanlıktan bahsederken, İsa'dan bahsediyor, Musa'dan bahsediyor, yok Meryem'den bahsediyor, yok kiliseden bahsediyor, ruhbanlardan bahsediyor. Veya işte falanca mezhebin filanca fikrinden bahsediyor. Veya filanca tarihte ki konsülde alınmış filanca karardan bahsediyor. Keşke bu tür cümleleri söyleyebilmiş olsaydık. Evet, bu haliyle her ne kadar 70, 71, 72 birbirinden farklı şeyler söylüyormuş gibi olsa da belli bir bilimsel bilgiye dayanarak, ama gizli bilimsel bir bilgiye de, bu bilimsel bilgiyi de gizli tutarak, onu bir öğreti şeklinde, sadece bizim istediğimiz kişilerin öğrenebileceği dediği, böyle bir artık nasıl diyeyim, inisiye olanların anca öğrenebildiği, belli bir tarikata girenlerin öğrenebildiği, belli bir havasın öğrenebildiği, seçilmiş elit bir grubun kendi arasında devam ettirdiği bir bilgi. Bu bilgi kullanılarak yapılan bir iş, toplumun sınıflara ayrılmış olması, toplumun bir kesiminin ezilmesi ve hak tanınmaması, yasaklar, onlar bunu giyemez, onlar bunu yiyemez, onlar bunu şey yapamaz şeklinde kendi eşleri ve çocukları dahil olmak üzere engel olması kişilerin. Bunu görüyoruz. Böyle bir toplumsal yapı görüyoruz. Bu toplumsal yapıyı Kur'an'ın dediğim gibi En'am suresindeki o ayetlerle de ilişkilendirebiliyoruz. Nisa suresi 117'den itibaren, En'am suresi 137'den itibaren. Bu şekilde bakmaya çalışalım. Bu haliyle Nahl suresi sanki oralarda da bu insanlarla karşılaşmış gibi görünüyor. Evet, son olarak bir şey söyleyeceğim ama bunu bir tırnak içerisinde tutun. Yani bunu tam gerçek tutarlı veya buranın alakası olan bir şey midir değil midir diye onu şey yapmayayım. İnternette bir gün hafif bir şekilde Gnostizm nedir diye aramaya çalışmıştım. Ve wiki sayfasını açtım ve ilk gelen resim de şöyle bir şeyle karşılaştım. Ay var, yıldız var ve güneş var. Bir aslan başlı bir yılan figürü var. Yani daha hiç metnin içerisinde falan okumaya gerek yok. Acaba dedim, 12. ayetteki güneş, ay ve yıldızlar, onlara tapmayın. Onları Allah size musahhar kıldı. Onların da yaratıcısı olan Allah ifadesi nin bu resimle de bir alakası var mıdır diye düşünmeden edemedim ama belki de hiç alakası yoktur. Sadece söylemek istedim. Bu açıdan Nahl suresi beni, dediğim gibi, karşımızdaki insanları tanıyamadığımızdan dolayı zorluyor. Bu akşam benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da yoruldum bu böyle bir okumadan. Bu akşam burada bırakayım ben. Evet, sizin söylemek istediğiniz, katmak istediğiniz, sormak istediğiniz veya yardımcı olabileceğini düşündüğünüz bir şeyler varsa lütfen buyurun. Zeki Bey, Buyurun. ben hani az önce dediklerinizden, yani belli bir sınıf, zümre, din,
keşke bilseydik mi? Yani bunu öğrenmek istemek amacıyla mı söylediniz? Orayı tam anlamadım. Yani keşke tanısaydık. Kur'an'dan şimdi bazı özelliklerini öğreniyoruz. Yarın öbür gün başka çalışmalarda veya ilgili bir arkadaş veya bir belgesel veya bir kitap bir şey okuduğumuz zaman, "Aa evet, burayla baya baya örtüşüyor." Yani bizim için biz biliyorsunuz tutarlılık arıyoruz. Yani böyle cımbızlanmış bir ayet değil. Tutarlılık arıyoruz. Geniş bir tutarlılık arıyoruz. Yani hani bulmaca dediğiniz şey çorap söküğü gibi gelmesi gerekiyor. Hani bir tane bir şey yakaladığı zaman da pıtır 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 gelmesi gerekiyor. Yani iki şey gelip üçüncü de tıkanıp da karışıyorsa kuvvetle muhtemel o değildir orası. Yani biz belki Sasanileri, Zerdüştleri veya miladi 600 tarihinde yaşayan Hint, Indus o taraftaki şeyleri biliyor olsaydık, oradakilerin bilgilerini biliyor olsaydık bu ayetleri çok daha oturtturabilirdik. Biz sadece onu oturtturamıyoruz çünkü onları tanımıyoruz. Bu ayetlerden de o kişileri tanımaya çalışıyoruz. Nasıl kişilermiş? İşte ertesine inanmayan, yani hesaba çekileceklerini, imtihan edildiğimize inanmayan kadın erkek, hatta toplumun zayıf kesimlerinin üzerine binmiş erkek egemen bir toplumsal yapı. Yani çalıştı kadınları erkekli kadınları ve çocukları çalıştırıyor olmalarına rağmen onlara paylarını, onlara haklarını vermeyen, bunlar onlara yasaktır diyen, simya gibi bazı bilgileri de bilip bunları halktan gizleyen, gizli bilgi, gnostik bilgi diyerek bunu gizleyen, o bilgilerin efsunlu olduğunu düşündürten, o şekilde insanları kandıran, işte başında bir erkek eşi ve kızlarından oluşan bir panteon yapısına inanışına sahip veya işte bir taraf şeytan, bir taraf iyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye iki tanrıya sahip ve o bir tanrının da az önceki gibi bir panteon olabilir, bir ailesi olabilir gibi bir resim var. Bu resmi Kur'an bize öğretiyor da, yani Nahl suresinden bunları çıkartıyoruz. Yani bunu çıkartmamak mümkün değil. Fakat bunların kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. İnşallah karşımıza çıkar. Daha iyi tanırız diye düşündüm. Yani cümlemi tekrar ettim. Burada özel bir başka bir kastım yok. Anlatabildim mi? Hocam böyle olsaydı yani o zaman tarihselcilerin eline bir şey geçmiş olurdu. Daha da büyük bir koz mu diyeyim, delil. Ama şu anda okuduğumuz zaman daha evrensel, daha cihani şumul diyeyim yani. Belli bir mastar olarak, bir tutabileceğimiz bir şeyler olarak hani Kur'an'da bakıyoruz yani isimlerle veya şeylerle pek ilgilenmiyor genel olarak. Böyle düşünmek daha mı şey gelir? Yani tam anlatabildim mi bilmiyorum. Şöyle ben kendime sureyi anlamaya çok gayret ediyorum. Belki o yüzden düzgün ifade edemedim. Buradaki Kur'an bunu muhatap alıp da söylemişse, bu kadar şey yapmışsa o gün yaşıyordur. Bu kadar güçlüyse bugün de yaşıyordur. Biz zaten bugünümüzü bulmak zorundayız. O insan kaçakçılarını bulmak zorundayız. Hangi kafayla bu işi yapıyorlar? O kadın ticaretini bulmak zorundayız. O çocukları kaçıranları bulmak zorundayız. Buna para verenleri, bu piyasayı isteyenleri, bu piyasanın sürmesini isteyenleri bulmak zorundayız. Ve bunlara karşı Kur'an'ın da cümle söylediğini, bir şeyler söylediğini
Bakın bunlar varmış zaten. Bunlar bu işleri böyle yapıyormuş zaten. Şimdi siz bir toplumda kendi çocuğunuzu, kızınızı bir kadın ticareti şeyine zorla alınacağını düşünürseniz acaba veya şöyle söyleyeyim askere gider gibi her 20 yaşındaki çocuk askere gidecek gibi genel kuralla herkes ilk erkek oğlunu şuraya verecek, ilk kız çocuğunu buraya verecek diyerek bir şeye vermek durumdaysanız siz o çocuğu gömersiniz, vermezsiniz. Bir film seyretmiştim. Doğu Avrupa ülkelerinden bir tanesinde bir adam var, yaşamaya çalışıyor, bir kızı var. Kızı artist olacağı, model olacağı şekilde kandırılarak kaçırılıyor ve götürülüyor. Adam çok arıyor, bulamıyor ama bir mafya grubunun bu işi yaptığını öğreniyor ve o mafya grubuna şey olarak gidiyor, adam olarak giriyor. Yani arıyor, kendini gizliyor ve kızını buluyor. Yani o filmi seyrettiğimde çok etkilemişti beni. Sonunu hatırlamıyorum inan. Ama bu konu çok ciddi bir konu. Hala gündemde olan bir konu. Kimsenin görmezden geldiği bir konu. Yani herkesin de görmezden geldiği bir konu. Şirketlerin genç nesle fırsat vermemeleri, devasa şirketler haline gelip her şeyi, bütün ticareti kendi ellerini, kendi şeylerin kontrol altına alıp vermemeleri, yeni nesle aktarmamaları, fırsat vermemeleri, bunlar ciddi sorunlar. Bunu iş dünyası konusunda da gördük de eğer bu ayetleri onlarla bağlamayacaksak bunun bir şeyi yok. Yani bir mafya babasının şeyini görmemiz gerekiyor. Neye inanıyor bu adam? Yani bir tamam. Yani cümlelerimi kurmakta güçlük çekiyorum. Kendi ailesinden herhangi birisinin başına gelmesini istemediği bir şeyi bir başkasına çok rahatlıkla yapabiliyor. Yani bu nasıl bir dünyadır? Nasıl bir anlayıştır? Bir tarafta bunu yapan mafya var. Hadi onu anlıyorum. O çıkar için yapıyor. Peki bunlardan talep eden kısmı da görmek gerekiyor. Bu talep eden kısım burada yapılan zulümden şey değil mi? Azade, azade mi? O sadece parasını verdi, karşılığını aldı. O kadar mı kalıyor onun şeyi? Bunu hangi kafayla yapıyorlar? Kur'an bunların yüzüne vuracak bunlarla. Fakat biz bu ayetlerin neye tekabül ettiğini bilmiyoruz. Az önce de şey yaparken yani bu 71. ayeti Melket Eymanü hükmünü cariye diye okuduğunuz zaman o ayet size hiçbir şey yapmaz. O ayet sizi dışarı atar. Çalışanlar deyince, sizin sözleşmeleriniz deyince nikahlı karınız da içine girer, kendi çocuklarınız da içine girer. Akrabalarınız da girer, aşiretiniz de girer. Birlikte yaptığınız, birlikte bir şey yapıyorsunuz, birlikte iş yaptığınız bütün fabrika, bütün işçiler hepsi girer. Ve sonuçta bir para kazanılıyor. Patron alıyor, geri kalanı maaş diye dağıtıyor. Maaş, hayır maaş değil. Biz burada kölelik yapıyoruz. Ki bunu da anlatacak. Bakın bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman memur zihniyetiyle özgür insan zihniyetini bunu anlatacak bambaşka şeylerle. 75, 76, 77. ayetler memur zihniyetini anlatacak. İşte o zaman bir oturup düşünüyoruz ama bunlar ne? Bunlar kuvvetle muhtemel İran'daki
bürokrat kesimi. Yani oralarla alakaları kurduğumuz zaman, yani o gün neye tekabül ettiğini yakaladığımız zaman bugün de neye tekabül ettiğini yakalayabileceğiz. O açıdan ben tabii ki bunun evrensel olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan değişmedi. Burada muhatap olunan o insan grubunun ne menen bir şey olduğunu anlamamız gerekiyor. Bilgili, bilgi seviyesi çok yüksek. Ama bu bilgisini tabii ki sömürü için kullanıyor. Başta ailesi olmak üzere. Şimdi ya insan ailesine şöyle yapar mı, böyle yapar mı, kendi çocuklarına falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani aşk evlilikleriyle şey yapan gibi değil de zaten parayı ele geçirmese bilmem ne yapmışsan cinsel ihtiyaçlarını, şunları, bunları başka şekillerle çok kolay bir şekilde karşılayabiliyorsan senin sevgi dolu bir eşe ihtiyacın yok ki. Dolayısıyla kendini zaten fil dişi kuleye doğru çekersin. Oradan sömürgeni yaparsın. Bunlar haram dersin. Yasaklarsın. Kendi sülbünden bile olsa çocuklar senin için bir değeri olmaz. Hatta kendi çocuklarının senin yerine geçecek rakipler olarak görürsün. Onları engellemeye çalışırsın. Oidipus kompleksi denilen şey bu değil mi zaten? Evet, bu haliyle yani söylemeye çalıştığım şey, buradaki muhatapları bulursak günümüzdeki karşılıklarını da bulacağız. Bundan eminim. Bu sadece İsrail olan veya Yahudi lobisinin çok işte para göz olması, bütün parayı, bütün medyayı elinde tutuyor olması falan gibi meseleler değil. Arkasında buna benzer fikriyat var. O fikriyatı düzgün tanıdığımız zaman onlarla daha güzel mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Arayışımız ve bulacağımızı düşündüğüm şey bu. Rabbim karşımıza ne çıkartacak? O da zaten ona teslim olmuş durumdayız. Evet. O zaman kaydı burada kapatıyorum. Müsait olsam cumartesi akşamı, yoksa pazartesi günü akşamı kaldığımız yerden o memur ayetlerini okumaya çalışırız inşallah.